girdin mi Halide Hanım? Sen benim evime nasıl girdin? Sen benim kim olduğumu bellememişsin. Murat! Murat! Ben istediğim çirkin yere girerim. Çirkin. İstediğimi de yaparım. Çirkin! Gerizekalı! Abicim ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler Seher'cim. Sen yatmıyor musun? Hayır, ben biraz daha oturacağım. Sabah erken yola çıkacaksın. Çok geç kalma. Sen beni merak etme. Sana iyi uykular. Peki. Alo. Karakolu bağlar mısınız? Bağlıyorum. Jandarma karakolu, buyurun. Allah'ım. Ne yapacağım ben? Seher. Alo. Ekrem Bey siz misiniz? Ben Seher'le konuşabilir miyim? Halide Hanım, Seher yattı. İsterseniz uyandırayım. Alo. Halide Hanım. Yok, tamam. Teşekkür ederim. Uyandırmayın. Halide Hanım, siz iyi misiniz? Sesiniz çok kötü geliyor. Hayır, teşekkür ederim. Ben sizi rahatsız ettim. Yok, rica ederim ama bana söyleyebilirsiniz. Yok, çok teşekkürler. Halide Hanım. Sağ ol. Buraya kadar zahmet ettin. Bunca yolu tek başına dönmene müsaade edemezdim. Sen nasıl döneceksin? Yürüyerek. Tamam. Ama çok dikkat et, olur mu? Merak etme. Biz ne olacağız diye sormuştun ya. Su yolunu bulur.
Biz ne kadar o suyun iki ayrı yakası olsak da. Halide Hanım şimdi bunu duyunca ne yapacak bakalım? Kim o? Benim Ekrem. Halide Hanım, ne oldu size? Neyiniz var? İyi misiniz? Yukarıda. Ne? Yukarıda. Ne yukarıda? Bu adamı tanıyor musunuz? Halide Hanım, lütfen sakin olun ve korkmayın. Bakın, size yardımcı olabilmem için bana her şeyi anlatmalısınız. Şimdi söyleyeyim, bu adamı daha önce hiç gördünüz mü? Yani bu adamı daha önce hiç görmediniz, öyle mi? Eğer durum böyleyse, bu haneye tecavüz sayılır. Adam üstelik size zarar vermek istemiş. Siz de kendinizi müdafaa etmişsiniz. Yani bu vaka nefsi müdafaadır. Şimdi lütfen biraz sakinleşmeye çalışın ve birlikte karakola gidelim. Hadi. Ekrem Bey, gidemem ben karakola. Lütfen yapmayın, lütfen. Lütfen, lütfen Halide Hanım, sakin olun. Bakın, bu bir nefsi müdafaa. İnanın bana. Ceza alma olasılığınız çok düşük. Gidemem, hapse atarlar beni. Lütfen. Ben sizin yanınızdayım. Ekrem Bey, bana yardım edin. Yalvarıyorum size, lütfen. Tamam. Merak etmeyin. Size yardım edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Lütfen siz sakin olun şimdi. Thank you.
Ne yapacaksınız? Siz üstünüzü değiştirin. Kıyafetlerinizi de ortadan kaldırın. Hadi Halide lütfen. Dediğimi yapın olur mu? Bana bir kazma bir de kürek bulabilir misiniz? Kapıyı açar mısın? Açın jandarma! Ne istiyorsunuz? Lan hadi kapıyı aç. Ne yapacağız? Tamam. Lütfen sakin ol. Açma, açma lütfen. Açmazsak daha çok şüphelenirler. Sen bana bırak. Tamam, lütfen. Buyurun. Bu evden karakol aranmış. Ancak konuşmadan kapanmış. Bir vukuat var mı diye bakmaya geldik. Herhalde bir yanlışlık olacak. Biz aramadık. Santralden tespit edilen numara bu adrese ait. Siz ev sahibi misiniz? Hayır. Aslında ben bu... Benim ev sahibi, buyurun. Karakolda ben aramıştım zaten. Dışarıdan bir ses duymuştum, çok korktum ama... Sağ olsun Ekrem Bey gelip ortalığı kontrol etti, beni rahatlattı. Yine de ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Lütfen acele et. Bitti sayılır. Bu kadar yeter. Thank you.
Ne diyorum biliyor musunuz? Ne bile kardeş, Münacim mi ikine biz? Artık vakit geldi. Neymiş o vakti gelen? Bu fani dünyada benim sizden başka kimim kimsem yok ki. He. Hem Gülizar hanımefendiyle aramızdaki bu muhabbet ağacının dallanıp budaklanmasına vesile olan da sizsiniz. Öyle değil mi? Öyle değil aman. Mübarağı yapma canım. Biz ne yaptık yine? Olur mu hiç öyle şey Ramazan? Yani bak bu Gülizar hanımefendiyle aramızdaki gerçek sevdanın tanığı sizlersiniz. O yüzden de benim için Gülizar hanımefendiyi siz isteyeceksiniz. Ne? İstemek mi? Yürü kalk git. Ne konuşuyorsun lan sen? Niye öyle diyorsun Ramazan? Kızı istemeden mi alacağız? Hiç öyle şey olur mu? Bizim gelen aklımızda öyle şeyler yoktur. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle gidip Gülizar hanımefendi isteyeceğiz. Öyle değil mi? Ya şimdi iyi güzel düğün de bu işler öyle yangından mal kaçır gibi olmuyor ki Hafız. Önce bir paralan da. Öyle değil mi Pakize? He he. Benim param var Ramazan. Ya nereden var ya? Bak sen daha evvel evlenmediğin için bilmiyorsun. Çok para gerekiyor. Öyle değil mi Pakize? Ne kadar ki ne? Çok diyorum ya. Ne sen sor ne ben sorayım kardeş. Bunun gelinliği var, damatlığı var, yüzükçü var. Anlıyorsun değil mi? Ahali gelecek, ondan sonra davulu var, zurnası var. Var da var, var da var yani. Da var da var. Ya hani kurban keserim ayetinde düğün ya. Ramazan benim artık takadım kalmadı. Bak. Tabii tüvatım, sabrı sebatım tükendi. Artık tek mil birden bittim. Hasretinden mahvoldum. Onun için benim tezeden vuslata ermem lazım. Anne. Yanıyorsun değil mi? Kavruluyorsun. Bak ne diyeyim ben? Yarından tezi yok. Yani sabahleyin ilk ışığına gidip Gülizar hanımefendiyi bağ isteyeceğiz. Heh. Hadi bakalım. Kalın sağlıcağına. Ne alt edeceğiz Ramazan? Ben ne bileyim Pakize? Sabah şerifleriniz hayır olsun hanımefendi. Kız nerede kaldın bu sabah? Sabaha kadar uyku tutmadı ya. Ay. Yemin ediyorum sabaha kadar yatakta döneldim durdum ya. Neden döneldin durdun he? Benim gördüklerimi sen de göreydin. Yemin ediyorum sen de sabaha kadar uyuyamazdın ha. Ne gördün kız? Senin bu hanımın gecenin bir vakti çitliğe kiminle geldi bil bakayım. Aman Gülizar ben nereden bileceğim? Remil mi attım kız? Hı. Bir sana söyleyeyim canım o vakit. He. Kemal'le. Yok canım o kadar da de. Evet. Hem de el ele, göz göze, dudak dudağa. Kız Gülizar, günün birinde çarpılacaksın aha böyle. Ve sana bir şey diyeyim mi? Başkalarının nikahı altında böyle orta yerde fingirdeştikleri için artık ben mi çarpılırım? Yoksa onlar mı çarpılır bilmiyorum yani. Amanın konuşana bak sen. Aman neyse, herkes kendi işiyle uğraşsın. Bize ne? Öyle değil mi Gülizar Hanım? Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bu çitliğin başına var ya taşlar yağacak taşlar. Bak göreceksin sen. Ama ben gönül borcumu yerine getireyim de. Neymiş gönül vazife? Oğlum. Çok geç vakit geldin Kemal. Güllü'yü çiftliğe bıraktım. Kemal, bak kardeşim. Siz Halide ile halen boşanmadınız. Gece vakti sizi bir gören olsa... Hayır bak, yanlış anlama. Laf söz olsa senin canın sıkılır. Dün gece çiftlikten dönerken... Halide'yi gördüm.
Yanında biri vardı. O saatte ormanda ne yapıyordu anlamadım. Biri mi vardı? Kimdi ki? Bilmem. Tanımıyorum. Ya her neyse ne. Herkes kendi yaptığından mesul kardeşim. Bak Kemal, sen Güllü'yle gezmeye devam edeceksen bir an evvel boşanma işini halletmen lazım. Güllü'nün namusuna da laf gelmesin. Haklısın kardeşim. Gidip Halide ile konuşacağım. Bu mesele bir an önce kapanmalı. Hadi görüşürüz Ahmet. Falan yok. Yaşadıklarınızın asabınızı bozması çok tabii. Ama merak etmeyin, hiçbir şeyiniz kalmayacak, iyileşeceksiniz. Şimdi siz odanıza gidin, biraz istirahat edin. Ondan sonra kahvaltı yenersiniz, olur mu? Hadi. Cemşir. Cemşir. Cemşir neredesin kurban ya? Cemşir efendi. Başın sağ olsun. Güllü evde mi? He, evde. Buyur. Benim, benim oğlum. Aferin benim oğlum. Annesine bir tanesi. Hanımım, babanız geldi. Buyursun Gülüzem. Buyur baba, hoş geldin. Şey kızım, ben sana sağ ol demek için geldim. Sen Hamza'yı affettin. Büyüklüklerinden büyüklüğünü gösterdin. Hamza'nın da gözü arkada gitmedi. Allah senden razı olsun. Baba, ben senden bir şey isteyeceğim. Buyur kızım, iste. Annem köye gitti. Bana çok kızgın. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum dedi ama aklım onda. Ona sahip çık. Ne olur köye git, al getir onu. Olur kızım, hemen gider, yarın sabah atlar giderim getiririm. Zaten Hamza da görmek ister anasını. Sen bana öyle bakıyorsun ama dün gece Hamza bana geldi. Oturduk konuştuk. Hamza beni yalnız bırakmadı. Baba. Neler söylüyorsun Allah aşkına? Sen şimdi bana inanmıyorsun ama ben ne gördüğümü biliyorum. Vallahi Hamza geldi. Gülizar. Gülizar. Gel. Ali'yi yukarı götür. Baba. Geç otur şöyle. Hadi.
Baba, çok zor olduğunu biliyorum. Anam da sarsıldı. Ben de sarsıldım. Ama kendine mukayyet olman lazım. Bak, çok içiyorsun. Tamam mı? İyi de bu kadar içme. Olur mu? Yok be kızım. İçmekten falan değil. Hem ben dün gece neyi anladım biliyor musun Güllü? Ölenler yok olmuyor Güllü. Hamza dün gece bana geldi. Ne dedi biliyor musun? Baba, ben gene senin yanındayım. Sen beni göremesen de ben seni görüyorum dedi. Ama sen üzülme dedi. Yoksa sen üzülünce ben de üzülüyorum dedi. Ben de Hamza üzülmesin diye artık hiç üzülmeyeceğim. Gitmeden kardeşine sürpriz mi yapmak istedin? Evet, günaydın. Günaydın. Bu üçüncü tabak kimin için? Halide? Günaydın. Günaydın. Halide burada kaldı seher. Öyle mi? Dün gece biraz tatsız bir olay oldu. Halide Hanım'ın evine hırsız girmeye çalışmış. Ne? Hırsız mı? Canım iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim, çok sağ ol. Önemli bir şey yok. Zaten hırsız bir şey alamamış. Ama Halide Hanım yine de biraz tedirgin olmuş. Buraya telefon etti, sen yatmıştın. Ben de hemen gittim. Tabii aldım buraya getirdim. Evde kalması emniyetli olmazdı. İyi yapmışsın abi. Canım geçmiş olsun. Teşekkürler Sercim. Kim olduğunu görebildin mi? Açıkçası göremedim. Ben ışığı açar açmaz kaçıp gitti zaten. Jandarmaya haber verdiniz herhalde. Jandarmaya? Hayır. Jandarmaya haber vermeye lüzum yoktu. Çünkü bir şey almamış ki. Hadi bu tatsız hadiseyi kapatalım. Ha? Zaten Halide Hanım müteessir. Buyurun. Buyurun hanımlar. Çay. Lütfen. Ben çok günah işledim kızım. Sana da çok kötülük ettim. İnşallah bir gün beni de bağışlarsın. Hamza'yı bağışladığın gibi. Yürekten. Bundan kere tek dileğim var biliyor musun? İyi insan olmak. Ötesi boş be kızım. İyi insan olmak lazım. Hakikatli adam olmak lazım. Kötü adam olunca kötülük arayıp buluyor seni. Sen iyi bir insansın kızım. İnşallah ben de bir gün sana benzerim. Zaten Hamza da ben öyle olmamı istiyor. Ben gideyim kızım. Baba. Gitmiyorum. Sebep? Sen değil miydin gitme kal diyen?
Memnun olmadın mı yoksa? Oldum canım, olmaz olur muyum? Mühim işlerin olduğunu söylemiştin de. İşler biraz bekleyebilir. Dün gece çok kararlı konuşuyordun. Bir şey mi oldu? Ben müsaadenizi istesem. Çok teşekkür ederim her şey için. Seher'cim, Halide Hanım'ın gitmesine müsaade etmeyelim. Bence birkaç akşam daha bizimle kalsın. En azından bu olayın şokunu atlatana kadar. Lüzum yok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben ısrar ediyorum, lütfen. Abim haklı Hande'cim. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Biliyorum Seher'cim. Çok teşekkürler ama eve gitsem daha iyi olur. Biraz dinlenmem gerekiyor. Öyleyse sizi eve kadar bırakayım. Canım. Hmm. Geçmiş olsun tekrar. Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen beni ara, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hafız! Niye döndün yine sen? Ya sabahleyin, dediklerin aklıma takıldı. Sen gerçekten haklısın. Sen benim iyiliğimi istiyorsun değil mi Ramazan? Ya tabii kardeşim benim ya. Ben senin eğlenden başka hiçbir şey istemem ya. Ne oldu şimdi? Gülizar'ı istemekten vazgeçtik. Acele etmiyoruz değil mi? Çok acele ediyoruz. Hem de acele ediyoruz Ramazan. Çünkü ben hesap ettim, kitap ettim. Gittim çarşıda hepsini tek 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 sordum. Noktası virgülüne. Bütün hepsini buraya masraflarını çıkardım. Bak ve böylece paramız yetiyor Ramazan. Gidip her şeyi yapabiliriz. İşte. Maşallah. Para var. Beni ne kadar çok sevdiğini, bana nasıl bir muhabbetle bağlı olduğunu biliyorum Ramazan. Yahu sakın kardeşim ha. Bu kardeşine gidip kız isteyemiyorum diye üzülmeyesin. Gidip paramız var, gönül rahatlığıyla Gülizar hanımefendiyi bana isteyebilirsin. İsteyebilirik. Tabii. Sevinmedin mi Erenler? Yok canım, sevinmez olur muyum? Yani ortam müsait olsa zil takıp oynayacağım. Bak, diyorum ki ne? Senin işin gücün yok, boş boş oturuyorsun. Benim işim gücüm var. Al şu parayı. Bak, gidip en güzelinden, en tazesinden, en irilerinden böyle bir kutu, kocaman bir kutu lokum yaptır. Lokumsuz olmaz değil mi? Hadi Ramazan. Lokumsuz olmaz. Korkunun ecele faydası yok Ramazan. İnceldiği yerden kopsun. Burada kalmak istediğinden emin misin Halide? Başka çarem yok Ekrem Bey. Seher şüphelendi. Sorularına ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Anlıyorum. Öyleyse burada kalmana bir şartla razı olabilirim. En ufak bir sıkıntın olduğunda beni hemen arayacaksın. Ben de elimden geldiğince seni yalnız bırakmamak için sık sık ziyaret edeceğim. Sizi de bu işe bulaştırdığım için ben çok üzgünüm. Lütfen. Rica ederim böyle düşünmeyin. Kemal. Ne arıyorsun burada? Seninle konuşmaya geldim. Peki konuşalım. Affedersiniz. Kemal kendisi eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Ekrem Bey Seher'in abisi. Beni bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için bir zevkti.
İyi günler. Hoşçakalın. O adamla ne işin var senin? Beni eve bıraktı. Hayır Halide. Ben dün geceden bahsediyorum. Dün gece mi? Sizi orman yolunda gördüm. Yanlış görmüşsün. Yalan söylüyorsun. Farz et ki yalan söylüyorum. Seni niye bu kadar alakadar ediyor anlamadım. Yine bir işler çeviriyorsun ama neyse. Yakında kokusu çıkar. Benim için gerçekten böyle mi düşünüyorsun Kemal? Yaşadığımız onca şeyden sonra ne düşünmemi bekliyorsun? Cemşir, sen neredesin kurban ya? Çok merak ettim ya. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, merak etme. Sen hele şu saçlı sakalı bir alıver en afillisinden. Ne duruyorsun? Kessene şu sakalı. Adama benziyor gıcık. Allah'ıma çok şükür olsun Cemşir ya. Sen tekrar hayata döndün ya. Dur hele, dur. Hamza dediydi, biliyor musun? Hamza mı dedi? Aha, lan baba, kes şu sakalı dediydi. Cemşir. Ha. Hamza dedi, öyle mi? He. Halide, bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Kemal, ben... Kemal, çok fena bir şey oldu. Ne olur yanımda kal lütfen. Sana çok ihtiyacım var, ne olursun. Geçen gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Şimdi neden böyle davranıyorsun anlamadım. Bir kez olsun yanımda olamazsın değil mi? Bir kez olsun elimden tutamazsın. Evliliğimizin hatırına bile yapamıyorsun. Bu evlilik çoktan bitti. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ben çıkıyorum. Köye kadar gidiyorum. Peki hanımım. Kemal, sen açar mısın? Alo,
Halide Hanım, size havadislerim var. Kiminle görüşüyorum? Ben Gülizar. Halide Hanım'la görüşecektim. Halide Hanım müsait değil. Ah, Kemal Bey siz misiniz? Gülizar. Kemal mi? Ver. Kemal. Güllü. Beni mi aradın? Yok. Aslında Gülizar burayı aradı. Gülizar mı orayı aradı? Sen neredesin ki? Ben... Ne var? Ne istiyorsun? Halide. Evet benim Halide. Ne oldu? Kemal yanında diye çok mu şaşırdın? Gülizar, telefonu sen mi açtın? Hanımım. Gülizar, Halide'yi sen mi aradın? Evet. Halide Hanım'ı beni aradım bir şey için. Ama Kemal Bey çıkınca çok şaşırdım. Senin Halide ile ne işin olabilir ki Gülizar? Cevap versene. Onun bir eşyasını bulduydum ben. Eşyasını. Tokasını yani. O da çok uzun zamandan beri onu arıyordu. Onu bulduğumu haber vermeye aradım ben onu. Gülizar, ne altlar karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama eğer öğrenirsem canını fena yakarım. Yok bir şey. İnsanlar kolay kolay değişmez Kemal. Tıpkı senle Güllü gibi. Halide, buraya sana şunları söylemek için geldim. Hapishaneden çıktığım gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım. Hem de derhal. Avukatla görüştüm, meraklanma. Yakında cevap elinde olur. Demek benden bu kadar çabuk kurtulmak istiyorsun, öyle mi? Hatan neresinden ölürse kârdır. Defol. Niye oynamıyorsunuz? At bakalım. Hadi lan oynayın! Sıfatlar olsun. Desene bereket. Köpek bile yediği kabı pislemezmiş. Hem Reşit Efendi. Usta sen ne zaman geldin ya? Ben senin geldiğini göremedim. Ben de çekmeceden paraları çıkardım, böyle sayıyordum ki ustam geldiği zaman hesabı tas tamam eksiksiz vereyim diye. Buyur usta. Bir de utanmadan yalan söylüyorsun, deyiz. Ama bak çok ayıp ediyorsun.
Ayıp sana. Kendini bile düşünmüyorsun. Kaç vakittir takip ediyorum, bu kadar çaldığını bilemezdim. Usta ama bak, hakikaten sen benim kalbimi kırıyorsun yani. Defol git lan, yoksa kafanı da kıracağım şimdi. Ama usta önce bir dinle, bir sor bakalım. Ben bu paraları niye çıkardım bu çekmeceden diye, değil mi? Defol dedim lan. Bir daha bu dükkanın önünden geç. Kesmesem namerdim. Tamam be, bağırıp durma. Vırrik, dükkanının meraklısı değiliz. Ne olacak bu halimize ağalar? Bahar az kaldı. Hepimiz böyle boş boş oturuyor. Hiçbirinizin kılının kıpırdadığı yok maşallah. Boşa ekip biçeceğiz Yılmaz. Serap Hanım gelip kök söktürecek sonra. Ya siz bu kafayla aç kalırsınız kardeş, aç. Ya duymadınız mı kardeşim? Hepten eli dara girmiş hanımın. Fabrikada da işler kesatmış. Ya aslında tarlaların ekilmesi ona da yarar ama... Aha. İtan çoma hazırla. Geliyor sizinki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir çayınız yok mu? Çitlikle çay mı bitti Serap Hanım? Hem bir çayınızı içmek hem de konuşmak istedim. Fena mı? Fena ya. Senin olduğun yerde fenalık biter mi? Şşş, Yılmaz. Yok, fenalık yok. Hayırlı bir iş için konuşmaya geldim. Buyur hanım, seni dinliyor. Ben artık bu husumet sona ersin istiyorum. Size çok haksızlık ettim. Kurulu düzeninizi bozdum. Sizden özür dilerim. Bundan böyle artık eski günlerdeki gibi olsun. İstediğiniz gibi ekin biçin. Bana da mahsulün üçte birini verin, uzlaşalım. Yani Sedat Bey'in babasının zamanındaki gibi, öyle mi? Evet. Yalnız sizden bir ricam olacak. Olabildiğince geniş bir alana pamuk ekmenizi istiyorum. Ben de bu hususta size yardımcı olacağım. Yani bize yemeğe vermeyeceksin, öyle mi? Ne ekiyorsak onun üçte ikisi bizim olacak. Evet. Umarım teklifim sizin için makuldür. Vallahi benim için değildir. Neden değildir? Pamuk fiyatları malum. Gün geçtikçe düşüyor. Belki daha karlı bir şey ekmek isteyecek. Bana pamuk lazım. Teklifim ancak pamuk ekerseniz geçerlidir. Serap Hanım'ın teklifi makul. Hem evlerinizde, topraklarınızda oturmaya devam edecek, hem de emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bana hiç öyle gelmiyor. Bugün fabrikada işler kötü diye bize pamuk ektiriyor. Yarın fabrika basta, çıkın gidin topraklarımdan diyecek. Yok, öyle değil. Merak etme, demeyeceğim. Söz veriyorum. Vallahi kardeşim, Serap Hanım'ın teklifi bence makul. Siz ne diyorsunuz kardeşim? He? İyi. Anlaştık o vakit. Gülbe. Gülbe. Ne oldu Kemal? Halide konuşmak için gitmiştim. Niye gittiğin beni ilgilendirmez. Açıklama yapmak zorunda değilsin.
Gördünüz mü ağlar? İnsafa geldi Serap Hanım. Bu iş benim içime sinmedi arkadaşlar. Bu işin altında da bir bitteniği var ama görürüz yakında. Ya sen de buldun, buluyorum ben Yılmaz kardeşim. Bak yakında evleneceksin. Çoluk çocuğa karışacaksın. Serap Hanım'ın teklifi hepimizi ihya eder, ihya. Öyle değil mi kardeşim? Abu, kaba. Nasıl? Gencelmiş miyim? Vallahi cilet gibi delikanlı olmuşsun ha. Hakikaten yakışmış mı yenge? Ha, gerçekten yakışmış mı? Ha, İngiliz laciverdi. Yakışmış, yakışmış da hayırdır? Hayır yenge, hayır. Yarın sabah Gülüzar Hanım'ı istemeye gideceğiz ya. Ha. Aç mısın? Şimdi bu elbiseyi aldığım yerde lacivert al dediler. Çünkü lacivert mühim işler için iyidir dediler. Bir de dediler ki gözlerininle uyumlu olur. Ya ben ıspanak yaptıydım, sen çok seversin. Yanına da tarhana. Ramazan'da böyle koca bir kutu lokum alacak. Lokum alacak, öyle mi? Yani kesin yarın gidelim diyorsun ha? Niye? Öteleyelim ki yani. Kaba, bir şey konuşacağım seninle. Gel, gel hadi oturalım. Sen benim abim sayılırsın Kaba. Benim hiç abim olmadı ama inan ki olsaydı senden ayrı tutmazdım. Diyeceğim o ki, sen üzülmeni hiç istemem. Niye üzülecekmişim ki yenge? Ya Gülizar seninle evlenmek istemezse? Bir şey mi duydun yoksa yenge? Gülizar Hanım benimle evlenmekten vaz mı geçti yoksam? Yok yok, ben hiçbir şey duymadım. Düşündüm ki, acaba Gülizar senin dengin mi? O ne biçim lakırdı o öyle? Gülizar Hanım'ı bana layık görmüyor musun yoksa? Olur mu canım hiç öyle şey? Ben onu demek istemedim. Tam tersi. Acaba Gülizar sana layık mı? Sen ne latifkar kadın çıktın yenge ya. Yok sen hiç merak etme yenge. Gülizar Hanım bana layık bir hanımefendi. Ne oldu? Sabah bir ağzını bıçak açtığı yok. Niye açsın ki? Anlatayım da sana, sen yine hanımının tarafını tut değil mi? Hanımla mı kapıştın yine ha? Hanım beni Halide Hanım'ı ararken yakaladı. Oldu mu şimdi, tamam mı? Abo, sen Halide Hanım'a ne diye telefon açtın ki kız? Ne diye açmayayım ya? Kemal Halide Hanım'ın kocası değil mi? Gecenin bir vakti ciddi meydanında cilveleştiğini bilmeye hakkı yok mu yani kadının? Bak hele, sen söyleyene bak. Gülizar, sana söylüyorum. Sen kendi ekmeğinle kendin oynuyorsun ona göre. Aman, duyan da Trabzon ekmeği zanneder yani. Şurada karın tokluğuna çalışıyoruz bir. Kız nankörlük etme, neyin eksik ki? Senin bu laf götürüp getirdiğini hanım duyarsa kulağından tuttuğuyla kapının önüne koyar ona göre. Aman senin böyle diyeceğin besbelli bir şey zaten. Sen aman hanımının tarafını tut. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim Halide Hanım'la Serap Hanım'dan çok daha öncelere dayanan bir hukukumuz var. Şimdi benim gönlüm razı gelir mi kadının böyle boynuz takmasına? Yalanmam mı, öyle değil mi? Oh canım ya. Kız, sen gemiyi iyice azıya almışsın. Kafayı da üşütmüşsün maşallah. Senin bu dediklerini ben duymamış oldum. Aman canım, sen duysan da duymasan da vaziyet bu yani.
bu. Ha. Ah kadarsız başım, ah, ah. Elalim, tefe koyup çalacak şimdi bizi. Ne diyeceğiz şimdi Reşit'e? Ha? Bir adının hırsıza çıkmadığı kaldıydı. Bak, ben hırsızlık yapmadım, tamam mı? Adam pintilik edip paramızı vermiyordu. Ben de hak ettiğimi alıyordum. O kadar. Hem iş bir o dükkanda yok. Bulacağız elbet bir iş. Ne demişler? Yiğit itin sonu uyuzluktur. Göreceğiz bakalım Reşit Efendi. Aa, zaten canım sıkın. Sen de sabahtan beri vır vır vır, cır cır cır, dır dır dır. Ne yani şimdi ben o dükkanda çıraklık yapıyorum diye sen de her akşam burada zil takıp oynamıyordun değil mi? Hiç olmazsa 3-5 kuruş para giriyordu eve. Ekmek alıyorduk. Şimdi ne yer ne içeriz ha? Yani Hacer bak kaç yıllık karımsın sen bile Berber Reşit'in kim olduğunu anlayamamışsın. Ya bir düşün, bir düşün. Ha? Berber Reşit hiç aç kalır mı? İnsanlar çeşit çeşit, en akıllısı Berber Reşit. Değil mi? Bulacağız elbet bir iş. Bulacağız. Güllü'nün bugün kahvede konuştuklarını duydun mu? Ne olduysa birden insafa gelmiş. Geldi ya. Artık o da hatırladı nereden geldiğini. Bak Kemal. Konuşmayayım diyorum ama... Ne olacak sizin bu halınız? Yakında Ali deden boşanacağım. Muhsin Usta da bir iş teklif etti sağ olsun. Beraber çalışacağız. İyi kötü kazanır geçinip gideriz işte. Sonrası Allah kerim. İyi o vakit. Bir de ev buldum bugün. Ev mi? He. Böyle ufak tefek, küçük bir ev. Biraz işi var ama olsun. Beni idare eder. Ya iyi de ne lüzumu vardı? Ha, burada kalırdık ikimiz beraber. Sağ olasın Ahmet. Ama artık kendime bir hayat kurmam lazım. Hem madem topraklar üzerinde de huzur sağlandı... ...artık gözüm arkada kalmaz. Haklısın. Hayırlı olsun o vakit. Sağ olasın. Alo. Evet benim. Ne? Ne zaman? Emin misiniz? Anlıyorum. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Fena bir haberi yok ya hanımım. Hayır Gülizar. Aksine çok hayırlı bir haber. Thank you.
Ali'den özel bir haber mi var? Yok. Nereden çıkardın bunu? Sabahtan beri gazeteyi didik didik ettin. Öyle mi? Evet. Hiç farkında değilim. Halide ile aranızda ne geçtiğini bana anlatmayacak mısın? Ne geçmiş olabilir ki? Bilmem. Ama uydurduğunuz hikaye bana pek inandırıcı gelmedi. Ortada tuhaf bir vaziyet var gibi. Orhan'la uzun yıllar birlikte olmak seni ne hale getirmiş hemşire? Her şeyden şüphelenir olmuşsun. Abi, bak. Halide tehlikeli bir kadın. Onun neler yapabileceğini bilseydin, ondan neden uzak durmanı istediğimi anlardın. Bak Seher, insanlar kendilerini müdafaa etmek istediklerinde çok tehlikeli olabilirler. Kim bu saatte? Bilmem. Seher yok mu? Burada. Serap? Gözün aydın Seher. Orhan bulunmuş. Ölüm. Sen. Lan. Yemin ediyorum var ya, aynı damat gibi olmuşsun ha. Niye böyle giyindin ki ne sen? Bayram değil, seyran değil. Ne oldu ki ne? Hayrola? Ne oldu ki ne? Nerede? Ne nerede kardeş? Lokum. Hani alasın diye gönderdim seni en alasından. Atana rahmet. Yemin ediyorum ben de oradan geliyorum. Bilin ya. Gittim kardeş lokumcuya. Dedim ki kardeş bizim dedim hayırlı bir işimiz var. Dedim 2 kilo lokum tar tahafız götürecek dedim. Tamam mı? Dedi ki ne vallahi Ramazan abi dedi. Beni tanıyorlar bilin ya. Ramazan abi dedi. Hiç taze lokum yok. Hep bayat dedi. Nasıl lan dedim bayat hafıza bayat lokum verek dedim. Uçtun. Yemin ediyorum. Nasıl lan dedim lokumcu burası. Biraz sesimi yükselttim biliyor musun? Ondan sonra dediler ki abi dediler ne yapak dediler. Ben dedim ki ne zaman gelecek taze lokum? 2 güne dediler. Dedim ki 2 gün sonra gelirim ben dedim. Döndüm eve geldim bir de. Niye bana öyle bakıyorsunuz? İnanmıyorsunuz bana. İnanmıyorsunuz mu? İnanmıyorum. Madem sen lokum almadın, Gülizar hanımefendi istemeye gitmeyeceksin demektir. Ya kardeş şöyle şey... Bak şimdi, iyi dinle beni. Madem Gülizar hanımefendi istemeye gitmeyeceksin, gideceksin mi? Gitmeyeceksin. Belli. Yarın cuma. Mübarek gün. Peygamber Efendimiz... mübarek günde, cuma günü kız isteyin diye buyurmuşlar. Bilal mi? He. Sen şimdi yarın benimle geleceksin mi, gelmeyeceksin mi? He, anlaşıldı Ramazan. Bu işi ben kendi başıma halledeceğim. Bak, 3 vakte kadar bu iş bitecek. Tamam. Bundan böyle ben kendi başımın çaresine bakarım. Ben artık bende kalacağım. Ben bana gidiyorum. Araba yanmış vaziyetteymiş. Cesedi teşhis etmekte hayli zorlanmışlar. Ama neticede Orhan olduğu kesinleşmiş. Olamaz. Hanımefendi, bu kadar kâfi. Hayır, değil. O soysuzun kaçmasına yardım ettiniz. Beni dolandırmasına izin verdiniz. Halide ve sen.
Ama her şey boşa gitti değil mi? Kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz. Orhan öldü işte sonuçta. Siz neden bahsediyorsunuz? Hem siz kimsiniz? Ben Serap Dinç Aslan'ım. Asıl siz kimsiniz? Ben Seher'in abisiyim. Öyle mi? Evet, öyle. Lütfen şimdi kardeşimi rahat bırakın ve gidin buradan. Demek abisisiniz. Ama kardeşinizin yediği haltlardan haberiniz yok anlaşılan. Seher Orhan'la birlik olup beni dolandırdı. Bebeğimi kaçırdılar. O adam az kalsın beni öldürüyordu. Seher ona yardım etmekle kalmayıp bir de Orhan'ı hastaneden kaçırdı. Değil mi Seher? Halide ile birlikte neler yaptığınızı anlatsana abine. Serap git buradan. Orhan'ın ölümü senin cezandır Seher. Sen bunu hak ettin. Kaçak Orhan Topurcu'nun öldüğünü yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kaçak Orhan Topurcu'nun öldüğünü yazıyor. Yazıyor. Bir süredir aranan Orhan Topurcu'nun İskenderun'da cesedi bulundu. Ne? Takdir ilahi. Layığını buldu işte. Ama asıl cezayı öte tarafta çekecek. Tamam öyle. Orhan Bey öldüğüne göre hanım ikinci kez dolgu aldı desenize yani şimdi. Tamamen hür, nikahlı değil yani. He, öyle oldu. Allah'a çok şükür ki o yılan heriften kurtuldu kadıncağız. He, kurtuldu yani, onu diyorum. Artık hür. İstediğini yapabilir. Kemal diyorum ya. Aa, siz de bakıyorsunuz öyle. Gülizar, ben dışarı çıkıyorum. Muzaffer Ali'ye göz kulak ol. Tamam hanımım. Siz hiç merak etmeyin. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Kemal, yoksa bu ev? Hey, bizim. Ama nasıl? Gel hadi. Muhsin Usta'nın bir arkadaşının evi burası. Bir senedir kiraya veremiyormuş. Evi görenler masrafı çok diye tutmuyorlarmış. Sağ olsun çok az bir kaporaya iki ay beklemeye razı oldu benim. İki ay sonra kirayı verip taşınıyoruz Gül'le. İki ay sonra taşınıyor muyuz? Nüfus kağıdına göre iki ay sonra 18'ine basmış olacağım, unuttun mu? Sonra gelir isterim seni babanla. Baktım vermiyor, kaçarsın bana. Basarım nikahı. O zaman ne baban, ne abin Hamza, ne kanunlar, kimse engel olamaz bize.
Hala yazamıyorum. Nasıl olur bu? Gemiye bindi demişlerdi. Çoktan yurt dışına çıkmış olması lazımdı. Ne oldu? Orhan. Ne? Yani Serap Hanım'ın söyledikleri doğru mu? Orhan'ı siz mi kaçırttınız? Nasıl böyle bir şeye bulaşırsın Seher? Bu Orhan'ın sana bunca yaptıklarından sonra. Ya nasıl kendini böyle bir riske atarsın? Sen bunu anlayamazsın abi. Anlayamazsın. Adam bize yalan söyledi. Kandırdı bizi. Kandırdı. Hadisi duydun mu kurban? Ne oldu Raşit? Orhan Bey ölmüş. Sağ mı diyorsun sen? He. Cesedini İskenderun'da bulmuşlar. Demek ki bu adalet sadece fakirleri öldürmüyor. He. Sen nereye gidiyorsun? Evet. Köye. Zehra'yı alıp getireceğim. Ha iyi hadi. Cemşire geçen ay kirayı ödeyemedim. Ancak yarısını toparlayabildim. Kusura kalma. Bizi kovma ne olur, kurbanın olam. İşten de çıkardılar. Çok perişanız. Sen bunu cebine koy. İşe girdiğinde gelecek ay hepsini beraber ödersin. Hadi. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Sen Hamza'ma dua et yeter. Allah'ım sen bu adamın aklına mukayyet ol. Günaydın yenge. Ramazan evde mi? Hayırdır? Senin suratın neden asık böyle? Ramazan, ne oldu sana kardeşim böyle? Afa sen mi sen? Kardeş, çok kötüyüm. Kusacağım mı, öleceğim mi bilmiyorum afa. Bir gecede böyle oldun he mi? Bilmiyorum. Aç sırtın Ramazan. Benim takatim mi var pakıda? Şunu tutsan kaba. Aferin. Ver hele. Allah diyorum. Pakı sen ne yaptın? İyileşmen için Ramazan. Nasıl da donuyordum. İyi oldu sıcak sıcak. Tam da kız istemeye gideceğimiz gün böyle hasta oldun öyle mi? Nasıl kötüyüm bilin. Nefes alırken ciğerim yanıyor. Senin için
böyle hayırlı bir işe, böyle elim bir hastalığın peçesine düştüğüm için gidemiyorum ya, kusuruma kalma. Her şey kadar kısmet. Artık iyileşim. İki gün sonra giderek bilin ha. Ah. Hafız, ben de gideyim. Hafız. Ya Fahize ne yapıyorsun? Sırtım yandı ya. Az bile sana bas. Ne yapayım Fahize? Gidip isteyeyim mi Gülzar ha? Bunu mu isteyin? Bunu mu isteyin? Bakın hele sırtıma. Bakın. Abo! Vay vay vay. Çiçek gibi olmuş kardeşim. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Nasılsın Kemal? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Vallahi ev çok güzelmiş ha. Güle güle otur. Sağ ol kardeşim. Bu zarf da sana geldiydi. Abi bunu bir getireyim dedim. Boşanma davası. Bu hafta görülecekmiş. Hadi hayırlısı. Sağ olasın. Hadi ama boş durma. Hadi. Fırça orada. Ben daha bu duvarı boyayayım mı? Olur. Pencereyi boya. Al fırçayı. Selamün aleyküm Reşid emmi. Aleyküm selam. Kabak, bu ne böyle iki diren bir çekirdek giymişsin? Nereye gidiyorsun? Ha, daha önce karşılaştığımızda söylemiştim bir sevdiceğim var demiştim ya. Ha, şu mektup yazdın değil mi? Ha, işte şimdi onu istemeye gidiyorum. Yakında da düğün olacak kısmetse. Beklerim. Amma süratli bir insanmışsın sen Hafız ya. Helal olsun be, yaman adammışsın ha. Ne diyelim, artık bize de hayırlı olsun demek düşer tabii. Sağ ol. Kim bu Dilber? Bu sefer söyleyeceksin mi adını? Bir ipucu verem mi? Beraber. Ömer. Dinç Aslan çiftliğinden biri. Dinç Aslan çiftliğinden ne? Yakında öğrenirsin. Baba! Dinç Aslan çiftliğinde öyle biri yok ki Huri gibi. Kim var? Baba! Bir tane Gülizar var. Gülizar mı? Gülizar'la Kaba. Gülizar'la Kaba olur mu ya? Ramazan. Bu işin sonu yok. Ne zamana kadar numara yapacaksın? Hadi şimdi hastaydın. Ya sonra? Hem ben senin gibi artistlik de yapamam. Ya bak kızım, sen iyi düğün, güzel düğün de ben şimdi Hafız'a bunu nasıl söyleyeyim? Yani Allah aşkına nasıl yapacağım? Er ya da geç öğrenecek nasıl olsa. Güneş balçıkla sıvanır mı, kurban oldu? Elbet ortaya çıkacak her bir şey. Hadi hemen git konuş. Kıyamet kopacak ama, biliyorsun anne. Biliyorum ama başkasından duyması daha büyük kıyamet olur. Hadi. Hafız! Kabak! Hafız! Kabağa baktıysan kabak yok. Nerede gördün ki ne? Çarşıda. Böyle bir elinde lokum vardı. Öbür elinde de böyle renk renk çiçekler yaptırmış. Böyle almış. Nereye gidiyorsun dedim. Çiftliğe gidiyormuş. Yavuklusunu isteyecekmiş. Ya bunun yavuklusu kim? Allah diyorum Reşit! Ramazan bak hele!
Bu kabağın yavuklusu kim ya? Hey Allah'ım ya. Oh Gülizar. Geliyorum, alacağım seni Gülizar. Kemal. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sana bir şey söylemek istiyordum. Ahmet burada olduğunu söyledi. Bir şey mi oldu? Evet. Orhan. Ölmüş. İskenderun'da. Yanmış bir arabanın içinde cesedini bulmuşlar. Tıpkı anam gibi öldü desene. Hak yerini buldu. Evet. Buldu. Ben de kurtuldum. Artık onunla nikahlı değilim. Neyse. Bunu söylemeye gelmiştim. Kolay gelsin. Güllü. Ben de sana bir şey diyeceğim. Neymiş? Halide'den boşanıyorum. Mahkeme bu hafta. Halide'nin evine de bu meseleyi görüşmek için gitmiştim. Bana açıklama yapmaya mecbur değilsin. Sen de değilsin. Ama bak buraya kadar geldim. Ben gideyim. Güllü. Artık her şey bambaşka olabilir. Artık her şeyi geride bırakabiliriz. Tuttuğumda aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Sen. Sen geldin. Eskiden kurduğumuz hayaller geldi. İki odalı küçücük bir ev. Hatırladın mı? Sen dikecektin perdeleri. Yine sen diker misin perdeleri? Hem kurban olayım daha az sür. Bak ayak namat meselesi biliyor musun? De, de. Hadi amma hadi kurban olayım hadi. Ha.
Hoş gelmişsin. Hayırdır Hafız Efendi? Hayırdır, hayırdır Yasin Ağa. Ben Gülizar hanımefendiyle görüşecektim de. Müştemilattadır. Buyur hele. Sağ olasın. Bir şey söylemeyecek misin? O vakitler hayallerimizin gerçek olması imkansızdı. Ama şimdi belki de mümkündür ha? Söylesene Güllü, mümkün müdür? Bilmiyorum Kemal. Bilmiyorum. Güllü, sana bir defa sordum. Şimdi bir kez daha soruyorum. Çiftliği bırakıp buraya, benim yanıma gelir misin? Yapamam Kemal. Anla beni ne olur. Benden böyle bir şey isteme, yapamam. Neden? Bana bir tane neden söyle. Oğlum. Onun istikbali her şeyden önemli Kemal. Bunu benden bir daha isteme çünkü yapamam. Haklısın. Olmayacak hayallere kapıldım. O zenginliği bırakıp bana gelmeni mi beklemem haksızlık. Mesele bu değil Kemal. Anlasana. Sen gel o vakit. Ne? Sen gel dedim. Al beni. Evlenelim. Çiftlikte yaşayalım. Kalk gel. Sen ne dediğinin farkında mısın Güllü? Asla böyle bir şey olmayacak. Ben o çiftliğe gelmem. Diyeceğim bu kadar mı? Evet, bu kadar. Peki. Daha fazla konuşacak bir şey yok o vakit. Öyle kalmadı. İyi. İyi. Kemal burada mı? Kemal ev tuttu. Kendi evine gitti şimdi. Ev mi tuttu? Anne, benim onunla hemen konuşmam lazım. Evi nerede? Ev çok mu uzak Ahmet? Uzak değil de yolu biraz sapa. Yağmur dinsin öyle gidersin. Ha? Güllü. Araba çamura saplandı.
Mahsur kaldım, yoksa gelmezdim. Geç içeri, geç. Thank you.